Ne kullanacağım? Vazelin kullanacağım. Zerdeçal, karbonat ve gül suyu kullanacağım. Karbonat ölüleri cildimizden temizlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda cildi aydınlatır. Arkadaşlar 2-3 dakika kadar masaj yaptım. O siyah noktalardan falan filan hepsinden kurtulacaksınız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, yine efsane bir karışımla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Cildimizi neme doyuracağız. Aynı zamanda gözeneklerimizi sıkılaştıracağız, gençleştireceğiz ve aynı zamanda da bütün bunların yanında ölü derilerden cildinizi arındıracağız. Arkadaşlar çok efsane bir karışım. Ne kullanacağım? Vazelin kullanacağım. Zerdeçal, karbonat ve gül suyu kullanacağım. Bakın, vazelin çok ciddi anlamda cildinize nem verir. Özellikle kuru ciltlerin bu maskeyi kesinlikle uygulamasını tavsiye ediyorum. Vazelinden şöyle bir tatlı kaşığı kadar alıyorum. Tamam mı? Bunu benmari usulüyle eritebilirim. Ama şöyle karıştırarak biz karışımı hazır hale getirmeye çalışacağız. Şu şekilde. Vazelini bu şekilde karışacak kıvama getirdim. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar gül suyu ekleyeceğim. Gül suyunu için ekliyordum. Gül suyunu arkadaşlar gözenek sıkılaştırmak için ekliyorum. Ve aynı zamanda gül suyu cildinizin hava almasına sebep olacaktır. Gül suyunu özellikle tonik olarak da kullanabilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü gül suyu dediğim gibi tek başına da gözenek sıkılaştırıcı etkili arkadaşlar. Evet, gül suyuyla da iyice karıştı. Şimdi de biraz karbonat ekleyeceğim arkadaşlar. Karbonat ölü derileri cildimizden temizlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda cildi aydınlatır, parlatır. Bunu unutmayın. Bir çay kaşığı kadar, bakın şöyle tepeleme değil, ekledim. İyice karıştırıyorum. Daha sonra bunun içine bir çay kaşığının ucu kadar zerdeçal ekleyeceğim. Zerdeçal biliyorsunuz olan lekelerinize, güneş lekelerinize çok çok iyi gelir. Cildin üst tabakasını yeniler. Aynı zamanda kırışıklıklarla savaşmanıza yardımcı olur. İşte diyorum ya, hem nem veren hem de gençleştiren bir karışım hazırladım arkadaşlar. Bazı kişiler diyecek ki zerdeçalın sarı rengini çıkartamıyorum. Arkadaşlar sütle silerseniz çıkar ve aynı zamanda kaliteli zerdeçal kullanmaya gayret edin. Bakar mısınız kreminiz nasıl? Bu şekilde bir krem. Şimdi yüzümüze iyice yedirerek süreceğiz. Aldım. Masaj yaparak önce yediriyoruz, tamam mı? Önce yediriyoruz. 2-3 dakika kadar masaj yapacağız bu şekilde. Bakın arkadaşlar, 2-3 dakika kadar masaj yaptım. O siyah noktalardan falan filan hepsinden kurtulacaksınız. Ölü derileri bu maskeyi ya da kremi yıkadığınızda ölü derilerden kurtulmuş olacaksınız. Bambaşka bir ciltle karşı karşıya kalacaksınız. Cildinizi yumuşacık, apaydınlık, ışıl ışıl ve çok nemli hissedeceksiniz. Şöyle bütün kremi yayıyorum ve ne yapacağım? Sonrasında bekleteceğim yüzümde. Ne kadar bekleteceğim? Yarım saat kadar bekleteceğim. Yıkayacağım. Ondan sonra nasıl mutlu olacağım? Siz göreceksiniz. Geri geleceğim. Arkadaşlar evet, cildimi yıkadım. Hatta ruj bile sürdüm farkındaysanız. Muhteşem hissediyorum kendimi. Tek kelimeyle. Nasıl nemli cildim, nasıl pamuk gibi, yumuşak. Özellikle biliyorsunuz mevsim geçişi şimdi. Sonbahara girerken bence çok mantıklı bir karışım. Herkesin ihtiyacı olacak. Ben bundan %100 eminim. Bu karışımı niçin yaptı? Cildimizi neme doyurmak ve aynı zamanda cildimizi ışıl ışıl parlatıp canlı bir cilde sahip olmak için yaptık arkadaşlar. Haftada 2-3 gün uygulayabilirsiniz. Yine geldik bir videonun sonuna, yine üzgünüz ama hiç sıkıntı değil. Haftaya bambaşka bir karışımla yine karşınızda olacağım. Ne diyorduk videonun sonunda? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni çok sevmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere, sevgilerimle.